İyi akşamlar değerli izleyenler. Asya ve ekranlarından canlı olarak yayınlanan platform programıyla karşınızdayız. Her hafta Türkiye, dünya, özellikle yurt, Bursa gündemi içerisinde birçok konu başlığını bu platformda canlı yayında dört parti gözüyle ekrana taşıyoruz. Bu platformda konuşmaya çalışıyoruz. Bu haftamın gündem başlıkları yoğun. Özellikle yine iç siyaset ve uluslararası ilişkilere dair iki konuyu konuşacağız ve tartışacağız programımız içerisinde. Ekonominin notları da olacak. Yoğun gündem ekonomi kanalıyla devam ediyor çünkü birçok başlığımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalar içerisinde manşete çekilen başlıklardan bir tanesi ilk bölümümüzün konu başlığını oluşturacak. Biliyorsunuz ki çok konuşulan kur başlığımız var ve devamında faiz kararı ile ilgili bir açıklama da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özellikle şu manşeti attı: 2022 için umutlu olduklarını ve parlak bir dönem olacağını, 2023'te de zaten bu hedeflerin daha da yükseleceğini söyledi. Bu söylemi konuşacağız. Bu parlak yıl aslında yılın hangi durumuna tekabül ediyor? İyi dileklerini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu söylemi üzerinden konuşacağız efendim ekonominin notlarını ve ikinci bölümümüzde de uluslararası ilişkiler bağlamında neler oluyor sorusunu da soracağız. Ben hemen konuklarıma hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum programımıza efendim. Sedat Bey, AK Parti adına bizimle beraber Sedat Kızılcıklı, MHP adına Arif Demirören yorumlarıyla katkı koyacaklar ve İYİ Parti adına Hasan Toktaş yorumlarıyla bu akşam platformda hem tartışma hem noktada bilgi notları düşme şeklinde devam ediyoruz. Gürhan Bey yok bu akşam aramızda. Bunu da söyleyelim. Dört parti gözünden dedik ama bir sonraki hafta bizimle beraber olacak diyelim. Şimdi gündem ekonomi. Biz aslında birçok konu başlığını konuşurken, burada gündemi konuşurken ekonomiye illa söz geliyor ve yoğunluklu olarak ekonomiyi konuşuyoruz. Bugün de özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalar içerisinde birçok başlık vardı. Ama bizim ön plana alacağımız yine kur, faiz ve enflasyon açıklaması olacak. İlk yorumlarla başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Bu noktada tartışmayı başlatalım. Sedat Bey sizle başlayalım. Evet. Buyurun efendim. Birçok başlık vardı. Hatta evet, dedik ki bugün neyi ön plana çıkaracağız platformda? Evet. Sedat Bey o soruyu sordu. Yoğun bir gündem çünkü. Evet. Buyurun, nasıl yorumluyorsunuz evet, ekonominin notlarına? Çok teşekkür ediyorum. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi tabii Sevda Hanım, Sayın Cumhurbaşkanımız Arnavutluğa bir evet, ziyaret yapmıştı. Biraz sonraki dış politika bölümünde oraya değineceğiz diye fazla onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Ama dönüşte beraberindeki gazeteci heyetinin sorduğu sorulara cevaplar verirken birçok başlık konuşulmuş, iç siyasetten, dış siyasetten. Bunların içerisinde bir ekonomi başlığı da var. Orada benim de dikkatimi çekti. Sayın Nebati'nin birkaç gün önce yaptığı açıklamalarla örtüşen bir açıklama var. Ama biraz daha geriye gidersek, geçen seneye gidersek, daha senenin başı ama 2021 yılına gidersek, Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz ben bu faiz politikasını tasvip etmiyorum. Faizlerin düşmesi gerekir. Bu açıklamasında, bugünkü açıklamasında onu da özellikle tekrar söylüyor çünkü. Diyor ki benim bir söylemim var. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Evet. Dolayısıyla bundan sonra Merkez Bankası da bir faiz indirimleri bu açıklamaların arkasından gelmesiyle birlikte Türkiye'de faizler inerken biz yükselen kuru ve yükselen kurla birlikte de yükselen enflasyonu gördük. Belki bütün dünyada enflasyon yükseliyor. Belki bütün dünyada bu tedarik zincirinin bozulması, üretimde yaşanan sıkıntılar ve pandeminin getirdiği durumlardan dolayı sıkıntılar var. Ama Türkiye'de biraz daha fazla oldu gibi bir algı oluştu. Tabii faizler yükselince o günlerde dikkat ederseniz psikolojik üstünlük Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri o yükselen kura karşı çok fazla bir eylem yapmadılar, beklediler. O arada erken seçim çağrıları, Millet İttifakı tarafından özellikle esnaf ziyaretleri, çarşı pazar ziyaretleri, iş adamları ziyaretleri yapıldı. Ve gerçekten psikolojik üstünlüğü eline geçirmiş bir Millet İttifakı vardı. Ve söylemler yansıdı siyasetlerine, politikalarına. Kendilerine güvenen bir şekilde açıklamalar yaptılar. Haklıydılar da o günkü durumlarda. Bunlar gerekiyordu çünkü çok sıkıntı vardı.
Fakat yanlış hatırlamıyorsam 20 Aralık tarihinde kur korumalı mevduat hesabı açıklamasını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. O günlerde kur birden bir 11'lere falan düştü. Daha sonra şu andaki seviye 13-14 bandı diyelim. 13-14 bandına geldi. Enflasyon %36 çıktı Aralık, Kasım ve Aralık'taki zamlardan sonra. Ve birden dikkat hatırlarsanız gene bundan 20-25 gün öncesini bu kur korumalı mevduat hesabıyla birlikte psikolojik üskünlüğü sanki hükümet tekrar bir ele aldı. Kendine güveni arttı, söylemler değişti, daha cesaretli açıklamalar yaptı ve önümüzdeki dönemin çok daha iyi olacağına yönelik açıklamalar yapılmaya başladı. Biz Sayın Nebati'nin de yeni Hazine Maliye Bakanı'nın da önce bu senenin Haziran ayına kadar tek haneli enflasyona gideceğini, faizlerin de düşmeye başladığını, politika faizine yakınlaşmaya başladığı şeklinde açıklamalarını izledik. Daha sonra Sayın Nebati bu açıklamayı düzeltti. Bu senenin Haziran ayı değil, 2023'ün Haziran'ı. Yani seçimlere tek haneli enflasyonla, düşük enflasyonla gitmekten bahsetmeye başladı. Bana göre orta vadede daha gerçekçi bir hedefe. Evet. Yoksa ilk 6 ay için bunun çok gerçekçi olmadığını biz burada hepimiz konuşmuştuk. Dolayısıyla şimdi hükümet şöyle düşünüyor ya da Sayın Cumhurbaşkanı şöyle düşünüyor diye kendi kendime yorum yapıyorum. Ya biz bu kuru şu anda 13-14 bandına getirdik. 225 milyar dolar var 2021 yılının sonundan. Bu sene en az 250 milyar dolara çıkar. Eğer çok büyük bir aksilik çıkmazsa 250 milyar dolarla birlikte bu seneki hedef turizm hedefi 24 milyar dolar elde ettiğimiz turizm gelirinin 50 milyar dolara yükseleceğini Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Hı hı. 50 milyar dolar da onunla birleştiği zaman yaklaşık bir 300 milyar dolarlık bir döviz girdisi. Bunun karşılığında geçen seneki bizim ithalatımız 270 milyar dolardı. Bunun yükselmediğini, onlar düşmesini bekliyor hükümet ama yükselmediğini bile düşünsek otomatikman sanki cari fazla ile tanışacağını düşünüyor Sayın Cumhurbaşkanı ya da ekonomi politikalarını yöneten ekonomi Hazine Bakanı, Ekonomi Bakanı. Dolayısıyla bu cari fazlanın da kuru 13-14 bandında belki biraz daha aşağıya çekerek götüreceğini, bu kurun stabil hale gelmesiyle birlikte faizlerin de kendi istediği gibi mesela bir ara 12 seviyelerine kadar düştü, daha da düşeceğini bekliyorduk ama işte bazı olaylardan sonra yükseldi. Tekrar faizler aşağı çekecek şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün açıklaması var. Dolayısıyla şimdi enflasyonun da artık bu bantın daha üstüne, hatta Sayın Nebati'nin bir açıklaması var. Ocak'ta pik yapar. Aynen. Ocak'ta pik yapar, bir çıkış yapar. Hani bu son elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarıyla birlikte gıdaya da yapılan zamlar zaten yapıldı. Dolayısıyla biz kuru burada tuttuğumuz sürece, faizi yükseltmediğimiz sürece artık enflasyon çok çok büyük bir aksilik olmazsa kontrol altına alınır. O da zaman içerisinde enflasyonu aşağı doğru çekmeye başlar 2022 yılında. Artık 30'ların altı 20'ler seviyesi midir bilemiyorum oradaki hedefi. Ve biz cari fazla ile birlikte kuru da kontrol altına aldığımızda artık millette enflasyonun en az enflasyon kadar, bazı kesimlere enflasyonun da çok az üstünde zamlar da yapıldığı için milletin alım gücünü de düşürmeden biz bu seneyi atlatırız. Bu sene de bizim için bayağı başarılı geçer. Özellikle yaz ayı ile birlikte hem turizm hem gıdanın fiyatlarının düşeceği, üretimin artacağı dönemlerle birlikte hem de insanların işte doğalgaz yakması, elektrik yazması gibi sarfiyatların da azalacağını düşünürsek yaz aylarıyla birlikte biz enflasyonu da aşağı doğru çekeriz. 2022'yi ciddi anlamda başarılı geçiririz. 2023 seçimine giderken de daha düşük faiz, daha düşük enflasyon ve daha düşük kurla bütün dengeleri kurmuş olarak yukarı çıkarırız. Tabii bu seneki şunu söyleyeyim size.
bizim bu seneki milli gelirimiz 2021 yılından bahsediyorum, 800 milyar doları geçti. Kişi başına düşen milli gelir, mesela biz bir ara burada yükselen kurla beraber 6500 dolarları konuşuyorduk Sevda Hanım. Şu anda 8500 küsür dolarlar. Yani tahmini bunlar ama %10'luk bir büyüme. Çin'den sonra ikinci sıra. Bunlar hep şimdi işsizlikteki artış oranının durması, artmaması. Enflasyonun ve kurun stabil hale gelmesi şu anda. Faizlerin stabil hale gelmesi ve üretimin artacak olması, ihracatın artmış olması, hükümetin bir de bu TL'ye geçmeyle ilgili ciddi manada Türk lirasına geçme, mevduat korumadan faydalanma olduğunu ifade ediyor hükümet. Bunların hepsi hükümetin moral ve motivasyonunu yükseltti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın moral ve motivasyonunu yükseltti. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın, daha doğru bir cümle, moral ve motivasyonunu yükseltti. Ben şimdi dikkat ediyorum. Mesela hem Milliyetçi Hareket Partisi hem Adalet ve Kalkınma Partisi il ilçe teşkilatları da sağladılar. Onlar da başladılar ziyaretler yapma, iş adamları ziyaret yapma ve bunun geçici bir durum olduğunu anlatmaya başladılar. Tabii şimdi bütün mesele de buraya geliyor. Kalıcı mı, geçici mi? Evet. Yani bu sıkıntılar geçici olursa millet bunu unutabilir. 3-5 ay sonra bir ferahlığa geçerse, ya biz böyle bir sıkıntı yaşadık ama evet, kur yükseldi, o kadar da fiyatlarda artışlar aldık, şurada zamlar aldık mi? Bize diyebilir. Şunu eleştiriyorduk, araya giriyorum ama özellikle ekonomistler de piyasaya güven verici söylemler, aynen, söylemesi gerektiğini, liderin yani Cumhurbaşkanı'nın şu anda yani ekonomiye sirayet edecek, piyasaya güven verecek söylemlerin söylemesi. Tam da bu noktada 2022 bizim en parlak yılımız olacak söylemi, bu güven için olabilir mi? Yani evet, bir süre sonra bunu aşacağız yani, güveni ve önlemi. Sayın Cumhurbaşkanı zaten o kurun en sıkıntılı zamanında bile elinden geldiği kadar piyasaya moral vermeye, güven vermeye çalıştı ama millet kur hareketlerini gördükçe, iş adamı kur hareketlerini gördükçe onu satın almadı. Realde böyle ama olmadı. Ama ne zaman mevduat koruma, kur garantili mevduat hesabına geçildi, dolar 13-14 bandında. Ama bakın, bu 13-14 bandında konuşuyoruz ya, şu anda hazineye yük yok, her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Ufak bir dalgalanmada yarın dolar 16 lira falan olduğunda, hazineye yükler geldiğinde biz başka bir senaryo konuşabiliriz. Biz şu anda Sayın Cumhurbaşkanı da, Hazine Bakanı da, ben de şu anda şu andaki gerçekleşen rakamlara ve senaryoya doğru iyimser olarak konuşuyoruz. Allah korusun, kötü bir durumda da o zaman kötümser senaryoları konuşmak durumunda kalırız yorumcular, evet, olarak burada. İnşallah biz ülkemiz adına şunu söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı haklı çıkar. Haklı çıktığı halde de o zaman herkes bundan memnuniyet duyar. Ha, ama bunu yarın öbür gün sandığa gittiğinde oy olarak desteğini gösterir, bunu tepkisini bilmiyoruz, gösterir, onu bilemeyiz. Evet. Ama haklı çıkması, ekonomik anlamda dengelerin oturması Türkiye için muhakkak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da söyleyelim. Hasan Bey'e hemen dönelim. Tam da bu söylemler noktasında, evet, ne düşünüyoruz, nasıl yorumluyoruz bu açıklamalar efendim? Şöyle, Sedat Bey'in son cümlesinden alarak ben duygularımı paylaşmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın haklı çıkmasını en az Sayın Cumhurbaşkanı kadar isterim. Çünkü sonuçta Türkiye bizim, millet bizim. İşte bu milletin refahının artması, işte huzursuzluklarının giderilmesi, geçim sıkıntısının giderilmesinden son derece mutlu olur. Lakin bu mantıkla ve bu iflas etmiş ekonomi modeli ile bu işin olması mümkün değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir hayal aleminde onu ben bilemiyorum. Muhtemelen 2022 yılı en parlak yılımız olacak derken 20. iktidar yılını yaşıyor AK Parti. Yani geçtiğimiz 19 yıldan daha parlak bir yıl olacağını söylüyor. Sanırım Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Bakan Nebati'nin gözlerindeki ışıltıdan çok etkilenmiş. Yani buradan anlaşılan bu. İnandırmışlar değil mi Sayın Cumhurbaşkanı? Tabii tabii, yani çok etkilenmiş. O söylemin devamı mı diyorsunuz? Tabii, yani bunun başka bir izahı yok. Bakın, mutfakta resmen ciddi bir yangın var. Bugün hatta espri olarak konuşuluyor, köşe yazarları yazıyor, çiziyor. Ali Nur Aktaş'a haksızlık ettik.
diye bazı arkadaşlarımız tweet paylaşıyor. Ne konuda? Şöyle, Bursa trafiğini hani çözemez deniliyordu, çözdü. Millet aracıyla sokağa çıkamaz hale geldi bu ülkede. Arabasında gaza basamıyor millet bu ülkede. İstanbul için de aynı eleştiri var. Evet. Elbette yani İstanbul'da da benzer durum var. Ankara bütün büyük kentlerde, trafik sorunu olan kentlerde. Bakın ben bugün akşam üzeri, hani Arif abi de bilir, Sedat abi de bilir. Çünkü o güzergahı sürekli kullandıkları için. İnegöl istikametinden Bursa'ya, İnegöl'den akşam üzeri geldim. Normalde ben Gürsu'dan itibaren yaklaşık 40 dakika, 45 dakikada bu tarafa, Nilüfer tarafına gelebiliyordum. Şimdi hani böyle bir 10-15 dakika sürmedi gelmem. Iyi. Fevkalade rahat bir trafik var. Hani yağış yok, efendime söyleyeyim, böyle akşamki sıkıntı, hani yağış zamanları gibi sıkıntı olur ya akşam trafikleri. Evet. Öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi bu kur garantili mevduat sisteminden ben size somut bir örnek vereyim. Hani ekonominin nereye gideceğini de buradan zannedersem bir yorum yapabiliriz. Dolar 11 liraya, hatta 10 liraya kadar düştü. Değil mi? 20 Aralık. Doğru. Tarihinde bu kur garantili mevduat sistemi ilan edildi. O gece de o karanlık bir gecedir o gece. Onunla alakalı muhalefetin 20 Aralık gecesinden bahsediyorum. Muhalefetin vermiş olduğu önergeye de reddedilmiştir. Doğru. O gece kimler yüksek kurdan dolarını satmıştır? Ertesi sabah kimler düşük kurdan dolar almıştır? Muhalefet vermiş olduğu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Mutlaka gün gelecek, bu aydınlanacaktır. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde televizyonda izledim Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini. Evet. Enflasyonla ilgili %26,5, 27 bandında bir öngörüsü var. 2022 için. 2022 sonu. Bravo. Doğru. Hani Sayın Nebati'nin Haziran'da dediği örtüşmüyor. Evet. Bir de 2022'yi %26 ile kapatırsanız 2023 Haziran'la tek haneyle %9 ile girmenizin ihtimal dışı olduğunu da görmek lazım. Şimdi şuraya geleceğim ben. Yıl sonu dolar kuru tahmini ne biliyor musunuz? Merkez Bankası. 16.35. Aynen öyle. Şimdi 11 ile düşünün. Dolar 11 lirayken mevduata para yatıran kişi yıl sonu geldiğinde yüzde kaç faiz almış oluyor biliyor musunuz? 48.8. Bravo. Siz politika faizini %14'e indirdiniz ama %14 ile parasını yatıran mevduat sahibine, zengine, fakirin geriye o kalan %34'ü bu milletin parasından, hazineden, beytülmaldan ödeyeceksiniz. Hani faiz düşüyor? %48, dikkat edin buna. Yani bu politika ile hazinenin direnmesi mümkün değil. Siz bakın, tutamayacaklarını da düşünüyorsunuz. Zaten Merkez Bankası'nın da kur politikası bunu gösteriyor diyorsunuz. Sayın milletvekilim, ben Merkez Bankası'nın verdiği rakam üzerinden konuşuyorum. Evet. Benim öngörüm üzerinden konuşmuyorum. Evet. Ya da bir muhalefet iktisatçının ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle mandacı iktisatçılar dedi ya. Yaşanılanları bizzat sağda kendi söylüyorum. Tabii yani Sayın Merkez Bankası yapmış olduğu açıklamada yıl sonu tahmini olarak doları 16.35, enflasyonu 26 küsur olarak açıkladı. Evet. Buna göre ben konuşuyorum. %48.8 bu milletin cebinden faiz ödeyeceğiz. Bakın. 2021 yılında Türkiye bir önceki yıla göre yaklaşık %10 artışla 192 milyar lira bütçe açığı verdi. Bunun sadece 145-146 milyarı Aralık ayında. Doğru. Bakın Aralık ayına kadar vermiş olduğu açık 48 milyar lira. Hatta 46 milyar lira 11 ayda. Fakat son ay olan Aralık ayında 145-146 milyar lira açık verdi. Peki 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık olarak yatırılan bu mevduat, kur garantili mevduat sisteminden dolayı hazinenin vereceği açıkları bir düşündüğümüz zaman Türkiye isterse cari fazla versin. Evet.
tek başına ekonomide cari fazla vermek ya da tek başına ekonomide, siz daha iyi bilirsiniz, yüksek ihracat yapmak, işte yüksek turizm geliri elde etmek mutlak faydalıdır. Döviz kuru açısından etki edebilir. Lakin bütçe açığının, belki de bu mantıkla bizim bütçe açığımız 3-500 milyar lirayı bulacak. Buna Türkiye'nin dayanma şansı nedir? Mutlaka bunu da ekonomistlerin düşünmesi gerekmektedir diye ifade etmek isterim. Şunu da söylemem lazım. 2022 yılı en parlak yılımız olacak. Düşünün, Merkez Bankası'nın dahi tahmini %26-27 ise ve bu rakamlar da milletin, AK Partililerin yapılan bir çalışmadan söylüyorum bunu, AK Partililerin de %70 küsürü TÜİK'in rakamlarına inanmadığını ifade ediyor. Öyle mi? O da tabii, bak. TÜİK'in açığı, nasıl inansın şimdi, vatandaş değil mi bunlar? İlginç AK Partili de bizim vatandaşımız, bizim akrabamız, tabii, arkadaşımız. Tabii. O da markete gidiyor. Evet. O da markette filesini dolduruyor. O da pazara gidiyor. Tabii. Dolduruyor yani, ne kadar zam olduğunun herkes aslında farkında. Herkes aslında biliyor neyin ne olduğunu. Şimdi bu rakamlara göre 2002 yılından günümüze bırakın en parlak yılı, en karanlık yılı yaşayacağız 2022'de. Neden? Elleri titreyen rahmetli Ecevit'in son döneminde bıraktığı enflasyon %29. Doğru. Siz 20 yılın sonunda, 21. yılda o dönemden daha kötü bir enflasyonla bu milleti, bu ülkeyi karşı karşıya bıraktığınız zaman bunun adı parlak yıl olmaz. Bu ancak kendi kendini o Nebati'nin gözlerinde görmüş olduğu ışıltıdan etkilenerek, bir de seçime doğru gidiyoruz. Yani bir motivasyon. Hani bazı antrenörler vardır. Tabii motivasyon da önemli aslında. Burada ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın vah ekonomi çok kötü demesini beklemiyorum. Ama bazı gerçeklikleri de kabullenerek ona göre hamleler yapılması. Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinliyorum bugün televizyonda. Ya ısrarla ve inatla faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyor. Bugün aynı şeyi tekrar etti, evet. Yahu bakın, benim tezim Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an faiz eksi sıfır düzeyinde. Enflasyon %7 ama. Faiz sebepse var, evet. Nasıl enflasyon sonuç oluyor? Birisinin bunu izah etmesi lazım bize. Ya da faiz sebep, enflasyon sonuç ise Türkiye'de politika faizi %14'e indirildi. Ama faizlerimiz artıyor. Yani gerçek piyasadaki faizler artıyor. Şu an kamu bankaları kredi doğru dürüst veremiyor kaynak yokluğundan. Özel bankaların vermiş olduğu kredi oranları 30 ve üstü. Daha uygun var mı ben bilmiyorum. Şu an piyasada, yani 90'lı yıllarda böyleydi, aylık vade farkı 4, 5, 6 puanlara kadar giderdi. 7 puanlara kadar giderdi. Ben bugün İnegöl Sanayisi'nden geliyorum. Aylık vade farkı %4 uygulanıyor şu an piyasada. Evet. Ciddi. %4 uygulanıyor. Ciddi rakam. Satışlar mı? Şeyde mi? Tabii. Vadede, mesela koltuk, toptancı. Vadeli koltuk, satışlarda. Toptancı diyelim. Çek alırken. Koltuk satıyor. Evet, bayağı ciddi para. Malzemeciler de %3'ler düzeyinde. Ama diyelim mamul hale gelmiş, evet. Koltuk haline gelmiş, işçiliği de üzerine binmiş. Bunlar da %4'ler seviyesine gelmiş. Yani Türkiye yeniden Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle o eski Türkiye'ye maalesef ekonomik anlamda dönmüş durumda. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüme başlarken öyle başladım. Yani ben bu rakamların böyle olmasını elbette arzu etmiyorum. Elbette yıl sonu dolar kuru Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi 16-35 olmasa da diyelim 14 olsa, devletin ödeyecek olduğu, hazinenin garanti etmiş olduğu bu kur garantili ödeme sisteminde devlet %15 faiz ödese, 20 faiz ödese, ne kadar çok faiz ödersek o kadar çok garibanın sırtına bu iş binecek. O kadar çok yurdum insanının sırtına bu iş binecek. Bakın, bugün haberlerde akşam üzeri izledim. Hoş izlemesek de görünen köy kılavuz istemez. Emekli diyor ki, ben 2200 lira maaş alırken faturalarımı ödeyebilme imkanımla, bugün maaşım 2700 lira oldu, ödeme imkanım aynı değil, bugün daha zor öder hale geldim diyor.
Yani memura, emekliye yapılmış olan zam şu anda önceki maaşına göre, yani 3 ay fazla değil. 3 ay geriye gidersek bugün daha kötü duruma gelmiş. Onun için bu özellikle ekonomi konusunda ben iktidarı, uzmanlık alanım olmadığı halde piyasadan gördüğüm, okuduğum, incelediğime göre doğru bir yolda olmadığını, bu faiz sebep enflasyon sonuç teorisinin arızalı bir teori olduğunu, literatürde yeri olmadığını buradan ilgililere sadece hatırlatmak istiyorum. Ümit ediyorum daha sağlıklı metotlarla ülke ekonomisine yön vermeye çalışırlar. Evet, sorumuz bu şekildeydi Sayın Toktaş. Hemen Arif Bey'e de soralım aynı soruyu. Buyurun, nasıl bir katkı koyarsınız? Özellikle bu döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından da memnunuz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani kurla ilgili olarak bu söylem de vardı işin içerisinde. Buyurun efendim, söz sizde. Yani ben biraz daha böyle hak diliyle yaşayan insan, üreten insan, mücadele eden insan diliyle. Seviniriz, buyurun. Öyle yaklaşayım ben. Beraberce paylaşayım. Doğru abinin üreten yönü de var. Evet, paylaşan o yüzden rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yaşayan ve paylaşan bir insan, öyle şöyle diyeyim ben. 450 milyar dolar toplam borcumuz var. Milyar dolar, dolar olarak. Evet. Ve ülkemizdeki üretim sayımızda da %85'i KOBİ. Yani biriyle 9 kişi, biriyle 50 kişiye varmayan üretici sınıfından oluşuyoruz biz. %15'imiz 50 ve üstü olan, daha yüksek teknoloji olmasa bile üretim kabiliyeti yüksek olan işletmeden oluşuyor. Yani üretim kabiliyeti yüksek olan işletmeler de katma değeri yüksek olan üretim fabrikaları değil maalesef. Yani bugün çok büyük bir tekstil fabrikası yüksek teknoloji üreten bir fabrika değildir. Sadece üretim metrajı yüksektir. Onun için büyümüştür. Binası büyümüştür. Personel sayısı artmış veya artmamıştır. O da ayrı bir konu. Çünkü teknolojinin getirdiği yeni üretim metotları var. Makineler var. Belki de istihdamın en çok azaldığı noktada üretim kabiliyetinin yüksek olduğu fabrikalarımızdır. Şimdi biz eğer hem borcumuzu ödeyeceksek, hem milli gelirimizi yükselteceksek, o zaman yük bu %85'i oluşturan üretim kabiliyeti olan KOBİ'lerin ihracat yapmasından geçer. Şimdi para dolar olarak ve euro olarak iki şekilde bulunabilir. Üçüncüsü ben bilmiyorum, varsa beraberce paylaşalım. Ya ihracat yaparsınız, satarsınız, sattığınızdan alırsınız, ya da borç alırsınız. Üçüncü metodu yok. Para basacak halimiz yok. Şimdi şu ana kadar yükselmiş olan 225 milyar dolarımızın dolar olarak ülkemize girmesinin sevindiren yanı, evet, bu manada gayret eden sanayicilerimizi gerçekten kutluyorum. Mücadele ediyorlar. Yani mevzide savaşan bir erden, bir komutandan farksız bir şekilde mücadele ediyor. Baştacı. Ama gelip gelinen nokta işte 225 milyar dolar. Şimdi bu 225 milyar doları 500 milyar dolar yapabilmemiz için. 2023 hedefiydi sanırım. Bu rakamlara çıkabilmemiz için bir ve 9 kişi arasında çalışan veya beraber çalışan bu KOBİ'lere destekler gerekiyor. Şimdi bakın ben size bir örnek vereyim. Destek alabilmek için çok net bu şekilde ifade ediyorum. Diyorum ki KOBİ destekleri var. KOBİ destekleri için gidiyoruz. KOBİ'lerle ilgili sorumlu müdürlerimize, amirlerimize, uzmanlarımıza. Diyorum ki ben şöyle bir makine geliştirdim. Veya geliştirmek istiyorum. Bu makineyi geliştirebilmekle alakalı bana destek olursanız, ben de bu geliştirdiğim makineyle hem sosyal sorumluluk projesi gereği, hem yeşil mutabakat gereği, hem sıfır atık için bir fikrim var. Fikrimle projelendirdim ve bunun da biraz evvel arada konuştuğumuz gibi aslında bu konuda o kadar ileriye geçmiş araştırmacı ve ülkemize ihracat sağlamak için zeminde hazır bekleyen üreticimiz var ki bunun bir maddi gelire, bir desteğe ihtiyacı var. Şimdi bu desteği nereden bulacak? Elindeki mevcuttaki yapmış olduklarını satarak
ilerleyerek bunun üstüne bir şey koymaya çalışarak bu makineyi yapmaya çalışırsa maalesef zaman akıp geçecek ve buna yetişemeyecek. Çünkü çok hızlı güncellemeler var. Bu güncellemelerle ilgili düşüncesi demode olacak. Eskicek düşüncesi. Şimdi Kosyev'e gidiyoruz veya TÜBİTAK'a gidiyoruz. Diyoruz ki efendim bir diyor patentin var mı diyor. Efendim diyorum patent değil, faydalı modelim var diyorum. Ha diyor faydalı model olmaz diyor. Oysa faydalı model başlangıcındayken, bakın bundan konuşulması gerekir. Faydalı model başlangıcındayken 3 çeşit sınai mülkiyet hakkı vardı. Bir tanesi yurt içindeki üreticiyi korumak için faydalı model belgesi geliştirildi ve bunu dünyadaki 17 ülkede bunu akredite etti. 17 pardon ülke. Faydalı model derken yani patent olan bir ürünün farklı şimdi, bir şeyini mi? Bir kategoridir bu. Faydalı modelin kapsamı da şudur. Sizin bir yeni makine üretmişsinizdir ama Türkiye'de yoktur. Ülkemizde yoktur bu makine. Veyahut da bu ürün ülkemizde yoktur. Ama dünyanın bir başka ülkesinde var olabilir. Anladım. Siz patent enstitüsüne gidip diyorsunuz ki ben bir şey geliştirdim. Bu geliştirdiğimle ilgili müracaatta bulunuyorsunuz. O da araştırmasını yapıyor. Araştırma sonucunda diyor ki evet şimdiye kadar bana gelen müracaatlar içinde sizin bu geliştirmiş olduğunuz ürünle ilgili bir başvuru gelmedi. Ve bunda bir askı süresi var. Hı. Gelmediğine göre bunu yeni kabul ediyorum diyor ve size bir belge veriyor. Bu faydalı model. Bir de patent vardı. Bu patente müracaatta bulunuyorsunuz. Patentle ilgili. Ve bu patentin de işte sorgulama süresi daha uzundu. Bir de üçüncüsü araştırmalı patent vardı. Bu da Allah hak getirir 3-4 sene sürüyordu. Çünkü dünyayı araştırıyordu. Bu konuya nereden geldik ve ne talep edeceğiz? Çok söyleyelim önemli bir konu olduğu için ben bu konuya geleceğim. Evet. Çok önemli bir konu bu. Şimdi bu aradaki patent kalktı. Bir araştırmalı patent var. Bir de faydalı model belgesi var. Bu faydalı model belgesiyle siz üretici olarak destek almaya gittiğiniz zaman ARGE olarak yani bir destek istiyorsunuz ya diyor patent olmazsa diyor ben buna veremem diyor. Elendiniz. Pekala nasıl o zaman ben bu ARGE'mi yapacağım? Araştırmalı patentiniz olacak. Ya ben araştırmalı patente müracaat etsem 3 seneden önce bana gelmiyor. Zaten yapacağım ürün de eskimiş oluyor. Tabii. Bravo. Buradan 225 milyar 226 milyar dolar yapamıyoruz. Evet. Pekala bu COBI dediğimiz insanlarımızın üretime katkı koyup da milli ekonomimize, milli üretimimize destek olabilmesi için ondan sonra gidiyoruz bankaya. Diyoruz ki ya bize bir kredi ver de bu alacağımız krediyle biz bu ürünü vazgeçtik ya tamam. Diyor ki %30. E nasıl olacak peki bu? 12 ay vadeli diyor. Rakam. 12 ay vadeli. Ya el insaf 12 ay vadeli ortalama sıra ödemeli. Bununla daha ben ürünü başlamadım. Evet. 12 ayda ben bunu nasıl ödeyeceğim? Ha bir iyilik daha yapayım diyor. 24 aya çıkabilirim diyor. Ya dalga mı geçiyorsunuz sizinle ya? Bir üreticiye verebileceğiniz bir kredi 48 aydan aşağı olmamalıdır. Bir. Faizi eğer politika faizi 114-15 ise %30 da suratımıza çarpılmamalıdır. İki. Biz bunları yapar isek eğer o %85'ini olgunlaştırmış, oluşmuş olan bizim COBI dediğimiz üreticimiz hakikaten ayaklanacak ve ne cevherler var, ne üretimler var, tekstilin ötesine geçip makineleşmeyle birlikte ülkemize milli üretim, milli ekonomi gelirlerimizi artıracağız, evet. 500 milyarlara yükseleceğiz. Bu da aslında şimdi bu yatırım ve teşviklerin, eğer üretim ekonomisine yükselmek istiyorsak bu yapılması pencereden gerekiyor. Çok ciddi manada bir incelenmesi evet. lazım. Aslında anlatacak o kadar aksayan çok yanlarımız var ki. Evet. Bugün bir kamu ihale portalına girmek isteseniz, şurada virgülü vardı, buradan noksanı vardı, bir geçiyor bakıyorsunuz 2 ay. Devlet Muhasebe Ofisi'ne girmek isteseniz, kırılım dosyasına girmek isteseniz, 40 bin tane bürokrasiden geçen bir sürü oraya, fonksiyonlar. Oraya gireceğiniz şimdi başka bunları mı? Yapmadan bu orta ölçekli dediğimiz COBİ'lerin üretim alanına girebilmeleriyle ilgili bu konuyla ilgili bir düzenleme gerekiyor bankacılık işlemleri. Hatırlarsanız Sevda Hanım çok iyi hatırlayacaksınız. Kamu portalı oluşmuştu. Yani artık bu kamu portalında bir işletmenin
Efendim işte Ticaret Sizi gazetesini alıp götürüp getirmenize gerek yok. Faaliyet belgenizi alıp götürmenize gerek yok. Bir tuşla girdiğiniz zaman o işletmenin tüm seceresini Merbis sistemi biliyorsunuz evet, o sistemden görebiliyoruz. Merkezi sistem. Merkez sistem de çalışmıyor. Merkezi işletim. Şimdi gerçekten insanlarımız üretmek istiyorlar. Evet, bunu da dile ama tıkanmış olanları maalesef buna dilendirilmiyor. Ben de özellikle altını çize çize o kadar çok şeyle dilendirebilirim ki. Bu da ekonomiyle bağlantılı diyorsunuz. Açacaksak böyle bir ekonomideki engelleyici anlayışla KOBİ'leri yükseltemeyiz. Milli gelirimizi artıramayız. Evet. Son cümlem. Bakın birazdan geleceğiz dedi Sayın Vekilim. Evet. Ben de onun için konuya fazla girmeyeceğim. İkinci bölümde. Kazakistan'ın nüfusu 19 milyon, coğrafyası 4 katımız. Evet. Milli geliri 20 bin dolar. Milli geliri 20 bin dolar. Ama vatandaşa yansıyan ne kadar? Evet. Bitirdim. Teşekkür ederim. Buyurun Hasan Bey. Şimdi Arif abinin bahsettiği sıkıntıların her birine katılıyorum. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Dün ya da önceki gün sanırım Sabah gazetesinde sürmanşe etti. Bütün sıkıntıları biz çözeriz. Evet. Sayın Akşener de bir tweet paylaştı. Muhalefet Partisi konuştu gibi değil mi? Yani onu mu söyleyecektiniz? Yani şimdi biz çözeriz. Ya elini kolunu tutan mı var? Bağlayan mı var? Sayın yani Akşener bunu biz çözeriz bizim sloganımız. Evet. Hakikaten bizim sloganımız bunu biz diyoruz. Şu problemleri biz çözeriz diyoruz. Ama şimdi bizde muhalefet rolünü de Sayın Cumhurbaşkanı kapmaya çalışıyor. Bütün sıkıntıları biz çözeriz diyor. Yani 20 yıldır ülkeyi yöneten aslında bu sıkıntıların müsebbibi olan kişi sıkıntıları çözeriz diyor. Bir sıkıntının kaynağı o sıkıntıyı çözemez. Çünkü bu sıkıntıyı oluşturan sizsiniz. Evet. Ve siz diyorsunuz ki biz çözeriz. Ya bırakın bundan onu da biz çözeriz. Bundan hatırlatalım tabii, diyorsunuz. Bu tabii. Hafta o da vardı. Hafta şöyle Sevda Hanım, Sayın Cumhurbaşkanı zannedersem o açıklamayı belki şuna istinaden yapıyor olabilir. O da şu, anketler yapılıyor. İşte problemlerle ekonomi. İlk çıkıyor. Önceden ona bir ara, cevap olarak aslında mı söylediniz? Bir ara terör falan konuşuluyordu. Şimdi ekonomi çıkıyor. Evet. Hayat pahalı, ekonomi. Yani ikisini de ben ekonomi içine alıyorum. İşte yüksek kur, hayat pahalı falan. Hepsi ekonomi başlığı. Ekonomi. İlk sırada ekonomi çıkıyor. İlginç olan hani şu anketlerde bunu kim çözer dedikleri zaman da birinci sıraya gene Tayyip Erdoğan'ı ya da AK Parti'yi koyuyor anketler. Yani vatandaş öyle bir düşüncede. Ona istinaden belki hani söylemiş evet sıkıntılar var ama biz çözeriz sıkıntısını onun için söylemiş olabilir mi bilmiyorum. Vatandaşın %30 AK Parti'den yani, başka parti tanımıyor ki. Evet. Yani baktığınız yani, zaman hani o da var, 20 evet, yıldır iktidarda tabii, bunun bir etkisi var. Bir de şu var ama. Yani artık anketlerde bir dönem Sayın Cumhurbaşkanı anketleri öyle domine etmişti ki. Bakın bir dönem. Anladım. Diyelim birinci Tayyip Erdoğan çıkıyordu. Örnek %54 ile hani liderler sıralama. Evet. İkinci A şahsı çıkıyordu %11 ile. Misal çok yani açık ara. Fakat şu anda birebir isim üzerinden değerlendirme yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanı ile örneğin Meral Akşener başa baş çıkıyor artık. Zaman zaman önde çıktı oluyor. İşte Mansur Bey önde çıktı oluyor. İmamoğlu önde evet, çıktı oluyor. Yani dolayısıyla bu artık gitti. O eskidenki o açık ara fark gitti. Artık başa baş duruma ve Sayın Cumhurbaşkanı da artık geçilmeye başladı anketlerde. Evet, Sedat Bey siz toparlayacaksınız galiba son cümle alalım. 20 yıllık iktidarın sonunda söylenecek cümle evet, değil diye buyurun, düşünüyorum. Şimdi son cümle alalım, ben Arif Bey'in söylediğini şöyle Hasan Bey gibi ben de çok önemsedim. Sayın Başkan'ın ifadeleri. Şu KOBİ ve büyük şirket arasındaki olayı o ekonomi yöneticileri her hükümet, AK Parti hükümeti, AK Parti'den sonra gelecek olan hükümet, AK Parti'den önceki hükümet. Herkes şu KOBİ olayına bir eğilmesi gerekiyor. Bakın Sevda Hanım, %85'i KOBİ dedi işletmelerin. Bu KOBİ dediğimiz, yani büyük çok büyük şirketler var ya bizde, bilmem ne grupları, bilmem ne holdingleri diye saydığımız. Bu KOBİ'ler ne yapıyor biliyor musunuz? Onların belki iki katı fazla insan çalıştırıyor. O çok büyük. Hani her türlü tavizi verdiğimiz, her türlü desteğe, her türlü krediyi. Belki çünkü onlar kredi aldığı zaman
böyle 50 bin dolar, 100 bin dolar, 1 milyon dolar vekilin yok. Vekilin belki 10 katı. 10 katı. Tabii. 1 milyar dolar, 2 milyar dolar kredi alıyorlar onlar. Bir, istihdamın çok büyük bir kısmını kobiler. İki, çok ilginç bir şey. İhracatın önemli bir kısmını kobiler yapıyor. Ama daha önemlisi ne biliyor musun? Kobiler net ihracatçı. Biz kobi derken burada neyi kastediyoruz? 1 ile 9 işçi olursa küçük işletme. 1 ile 50, 9'dan fazla 50'ye kadar olursa da orta boy işletme. Şimdi kobi bunlar küçük orta boy işletmeler. Bunlar mesela 30 milyar dolar ithalat yapıyor. Mesela rakam olarak atıyorum 70 milyar dolar ihracat yapıyor. Yani 40 milyar dolar fazladan bunlar cari açık falan vermiyor. Kobiler cari fazla veriyor. Ve bu yüzden de desteklenmesi gerekiyor. Hani biraz önce Arif Bey'in söylediği o yüksek teknoloji olmayan, üretim gücü daha büyük olan şirketler maalesef ihracatlarından çok ithal ediyorlar. Onlar çünkü aynı zamanda hepsinin ithalat izinleri var. Başka sektörlerde de faaliyet gösteriyorlar. Atıyorum 10 liralık ihracat yapıyorlar ama 20 liralık ithalat yapıyorlar. O yüzden KOBİ'lerin de desteklenmesi lazım. Gerekiyor. Son iki sözümden birisi şu. Para piyasaya ya yukarıdan aşağı yayılır, indirilir ya da aşağıdan yukarı. İki yöntem var. Buna ekonomi politikaları karar verir. Yukarıdan aşağı nasıl gelir? Merkez Bankası bankalara kredi verir, bankaları iş adamları verir. İş adamları o aldığı faizi maliyetlerini yansıtırlar, üretim yaparlar. Fiyatını yükselterek piyasaya sunarlar. Bu şu anda da birçok zamanlarda yapılmış bir yöntem ama çok sağlıklı bir yöntem değil. Ben açık ve net söylüyorum. Refah yol döneminde memura, emekliye, asgari ücrete yapılan aşağıdan yukarıya paranın sevk işlemi yapılsa bir, Arif Bey gibi bazı firmalar belki de hiç kredi ihtiyaç duymayacak. Çünkü tüketim artacak. Milletin alım gücü arttığı için tüketim artacak. O da gidecek Arif Bey gibi firmadan alım yapacağı zaman o da üretimini otomatikman arttıracak. Kredisiz olduğu için fiyatlara da faiz koymayacak. Kredi faizi yok. Evet. O yüzden biz parayı aşağıdan yukarı çıkarmanın formülünü ekonomi politikası olarak... Piyasada ucuzlama dediğimiz rahatlama gelecek tabii ki. Çok aşağıdan yukarı model, parayı doğru. Çıkarmamız maliyet lazım. Çıkıyor. Yukarıdan aşağı indirdiğimiz parayı doğru bulmuyorum. Son olarak da şunu söylüyorum. Hep burada söylediğim bir cümle. Geçenlerde Dünya Gazetesi büyük iş adamları grupları, büyük iş adamları derken çok iş adamı o anlamda hani KOBİ'ler de var içinde. İş adamları grubuyla toplantı yaptı. Dedi ki işte hani bu kur nasıl dengelenir, cari fazla nasıl verilir? Söyledikleri tek cümle var. Hepsini sayıyorlar da en önemli cümle. Diyorlar ki ara malı için 100 milyar dolar para veriyoruz. Ne olur şu ara malına destek verin, bunu Türkiye'de üretelim. Bu dolarlar burada kalsın, biz de cari fazla verelim. Teşekkür ediyoruz efendim. Kısa bir ara vereceğiz şimdi. Ekonominin notları vardı. Tabii ki ekonomi üst başlıktı yine. Birçok söylem vardı. Bunların hepsini değerlendirmeye çalıştık ilk bölümümüzde. Kısa bir ara, ardından buradayız.